Merhaba arkadaşlar, benim adım Şemsiye Tursun. Ben babam Tursun Barat ve annem Zahida Halbaç için tanıklık yapmak istiyorum. Babam Doğu Türkistan Kocaşehir Halk Yönetim Kurulu'ndan emekli memur. Annem de Kocaşehir Dostluk Hastanesi'nden emekli memur. Annem babam 2012 yılında hac ibadeti yapmıştı ve dönüşünde ben Türkiye'de olduğum için beni ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmişlerdi. Ve akraba ziyareti sonrası memlekete Doğu Türkistan'a geri döndüler. Ve sonradan gene akraba ziyaret için Türkiye'ye iki kere geldiler. En son 2016 yılı geldiler ve yanımda kısa süre ikamet ettikten sonra memlekete geri döndüler. Ve sonrasında telefon ve internet aracılığıyla bir müddet iletişimi sağladık. Ama 2017 yılı Ekim ayından itibaren ben annem babamda hiçbir haber alamadım. Ve sonrasında annem babamı 20 senelik hapis cezası aldığını öğrendim. Anne babamlar yaşlı emekli insanlardır. Hiçbir ülkenin yasasına aykırı hareket etmemiştir. Anne babamın diyabet gibi sürekli ilaç ve tedaviye ihtiyacı olan hastalıkları bulunmaktadır. Ben onların sağlığına çok endişeliyim. Çin hükümeti anne babamı hapse atmanın tek nedeni ise onların hac ibadeti yapması ve Türkiye'ye gelmesidir. Hepinizden soruyorum, hangi ülkede yasal çerçeve içinde hac ibadet yapması ve yurt dışına akraba ziyaret etmesi yasaktır ve bunun için hapse atılır? Çin hükümeti Uygurları eğitim verimi bahanesiyle onları ceza kamplara atarak ve onları köle olarak çalıştırma ve kendisine hizmet ettirme planı başardı. Dünya bizim bu durumumuzun suskunluğunu devam ettiriyor ve dünyanın bu suskunluğunu devam edecekse korkarım Çin bize yaptıkları size de yapabilir. En son Çin hükümetinden annem babamın şartsız bırakılmasını, özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyorum. Annem babam suçsuzdur.